İyi hafta sonları. Ekonomi Arası'nın hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta hangi önemli gelişmeler yaşandı? Piyasalar nasıl tepki verdi? Hemen aktaralım. Geride bıraktığımız haftaya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali damga vurdu. Takvimler 24 Şubat Perşembe'yi gösterdiğinde sabahın erken saatlerinde Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Bu gelişme piyasaları alt üst ederken batılı güçler Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı. Bunların arasında 4 Rus bankasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm varlıklarının dondurulmasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınları, elitler ve çocuklarına yaptırım uygulamasına kadar pek çok farklı yaptırım bulunuyor. Ancak hali hazırda yüksek olan enerji fiyatlarının yarattığı enflasyon endişesiyle enerji alanında sert bir yaptırım kararı alınmadı. Piyasalar jeopolitik gerilimin tansiyon yükselmeye başladığından beri olumsuz fiyatlıyordu. Ancak işgal adımı geldikten sonra küresel piyasalarda çok ciddi panik satışları başladı. Saldırının başladığı gün Rusya borsası MOEX'in gün içerisindeki kayıpları %45'e kadar ulaştı. Rus rublesi dolar karşısında tarihi yüksek seviyeye gerilerken güvenli limanlara girişler hızlandı. Altın onsu 2021 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye geldi. Petrolün varil fiyatı da 2014'ten beri ilk kez 100 doları aştı. Şimdi piyasalar savaşın şiddetini takip edip ona göre pozisyon alacak. İç piyasalarda ise aynı yurt dışında olduğu gibi borsadan sert çıkışlar yaşandı. Küresel dolardaki güçlenme ile birlikte iç piyasalarda dolar TL uzun bir aranın ardından ilk kez 14 lira seviyesinin üzerinde gördü. Doların yükselmesi küresel piyasalarda altına olan talebin artmasıyla beraber gram altın 900 lira civarına yükseldi. Yaşanan sıcak çatışma ve belirsizlik ortamı ilk aşamada kripto paralarda da satışları tetikledi. Kripto paralar yaşanan gelişmelerden hali hazırda çok boyutlu olarak etkileniyor. İşin bir boyutu özellikle Bitcoin'in Nasdaq ile yaşadığı korelasyon, yani aynı yöne hareket etme davranışıyken bir diğeri de artan enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Enerji fiyatlarındaki artış küresel çapta daha fazla enflasyon anlamına geliyor. Merkez bankalarının da enflasyonla mücadele için nasıl adımlar atacağı yakından izleniyor. Kripto paralar da bu gelişmeler arasında yön arayışına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık. Yarın yeniden birlikte olabilmek umuduyla iyi hafta sonları.